Merhabalar, ben Avukat Ayhan Öğmen. E-Devlet'ten sabıka kaydı sorgulamaya baktığımızda sicilim temiz görünüyor. Fakat hırsızlık adı altında işlenmiş olan ve sonradan para cezasına çevrilen, hükmün açıklanması geriye bırakılan türde aldığım ceza var. Bu ceza, Amerika vize alımı veya Green Card başvurusunda sorun teşkil eder mi diye takipçimiz bize soruyor. Anladığım kadarıyla böyle bir ceza varsa, e, burada tabii dikkat edilmesi gereken nokta, hükmün netleşmesini, kesinleşmesini beklemeniz gerekecek. Dolayısıyla eğer soruya bırakılan bir ceza aldıysanız hükmün kesinleşeceği, dolayısıyla hükmün kesinleşmesini bekleyip ondan sonra bir mahkeme kararı alıp ve gerekli cezanın tamamlandığı ya da bu suçla ilgili net karar alındığı belgeyi almanızda fayda var. Ve onun üzerinden tabii ki başvurularınızı yapabilirsiniz. Yoksa şu an vize almaya kalkarsanız hala tamamlanmamış görülen bir durumunuz var. Ya da green cardınızı almaya giderken bir sonucu olan bir mahkeme kararı var. Dolayısıyla bunların kesinleşmesinden sonra adım atmanızda fayda var. Şimdi şu tarafı dikkat etmeniz lazım. İyi devletten görünmese bile günün sonunda işlediğiniz bir suç var ve karşı karşıya kaldığınız bir ceza mahkemesi var. Dolayısıyla Amerikan konsolosluğunda ya da göçmenlik İtaresi'ne doğru bilgiyi vermeniz, bunlarla ilgili bilgiyi açıklamanız gerekecek. Onlar da dolayısıyla final kararı görmek isteyecekler. Yani ülkesizleştiğini görmek isteyecekler. Yoksa vize almanız ya da green card'a geçmeniz mümkün olmayacaktır deyip takipçimize sorusunu soru cevaplamış olalım. <laughs>